Şimdi Akın bitti mi bitmedi mi, seviyor muyu sevmiyor muyu tartışıyor burada hala. Ona ne? Evet, kız sanki adım abi, attı. Gel buna. Biz bu iş üstümüze düşen Allah son Allah. Görevi yapalım da bizden çıksın şu iş. Hangi son görevi? Gel abi biz gidiyoruz. Teslimata. Ne teslimatı? Arayalım bulalım abi o şeyi. Bizden Ayıcı çıksın. Mı? He. Şunu da gideyim göstereyim de arkadaşın yaptığı pudingi kızlara bir uyarı yapayım. Gel abi. Ya sen de gel de Dido'yu gör. Ha evet. Gel gel aynen. Ben de Dido'yu göreyim. Fırsatlar istifade arada kaynarsın. Bu pudingi ya de soracağım. Ya diğer tarafta çok tartışma var ya. Bu pudingi de soracağım niye yapılmış? Benim de hiç gidesim yok. Bu pudingi de kızlara soracağım size niye böyle bir şey yapılmış? Ben tam bir şey diyecektim onu unuttum. Neyse gelince hatırlarım ben onu. Dolabın içindeki pudingin M harfi mi gitmiş bir bak bakayım. Zaten iki tane puding var. Üç, dört yok. M duruyor. M duruyor mu? Hı. İstiyor musun vereyim? Yok yok. Az. Şimdi bak sana şey paylaşayım. Ha ne dedin? Özellikle bu hani benim söylemediğim cümleyi niye söyledin diye üstüme geldi. Hani hak etmeyen yemeyecek diye. Ondan sonra ondan dolayı diyor karşıda diyor bana tepki oldu. Onur konusunda diyor. Şimdi arkadaşlar yani sen yoktun o konuda şeyimizin. Şimdi kardeşim biz burada otururken Onur hani gidin bu evden gibilerinden cümle kullandı doğru mu? Yeni adayları gitti. Bir kere zaten niye onların yanında olmadık diye oradan bir kere bana bir tepki aldılar. Hatta onlar gidince ben niye böyle söylüyorsunuz o eve gitmek için her şey yapıyorsunuz demedim mi? Dedim. Bunu da dedim. Ondan sonra Onur çiçek yaptık götürdük. Yırtıldı, atıldı. Bir takım bir şeyler oldu o çiçeklere. Ondan sonra Onur iyice tavır almadı mı? Bu çiçekleri nasıl yırtarlar, nasıl ederler bilmem ne de. Sonra ikinci gün hatta canlı çiçek aldık, götürdük. Ama Fahrima diyor ki özellikle sen hani hak etmeyen yemeyecek diye bir cümleyi niye söyledin diyor. Onur bana ondan dolayı tavır aldı diyor. Merhaba. Ah meşhur ayı geldi sonunda. Merhaba. Kavga sebebi ayı geldi sonunda. Şimdi Sevgican sana çok selamun aleyküm. Konu veriyorum. Bana kolu mu veriyorsun? Kızlara rica et altındaki... Ne yapıyorsun be Kemal? Altındaki karabibere bak. İlkay yaptı bunu size. Karabiberle yedirmeye çalışacaktı. Mis gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Dün puding yaptık. Hı. Nasıl yani? Ha. Size getireceğim. Karabiber koymuş altına. Melo. Ay bebeğim. Anlamadım. Altına karabiber koymuş. Size onu yedirecekti. İyi. Anladın mı? E dün altı özür için biz evet, puding getireceğiz bilmem ne falan filan diyordu. O puding bu puding. Ay inanmıyorum. Bak kanka baksana. Ay inanmıyorum ya. Bir de gelmişse bu da şey hazırladı. Diğer kızlara da söyleyin. Niye böyle tabii şey buraya yaptın? Geldi bonusları topladı evet. Gitti. Evet. Bana ama da bir selam çaktı şöyle kekinden bekliyorum getir bir bana şey dedi. Bir şey söyleyeceğim. İlkay'la Rabia'nın arasında galiba bir şeyler olacak. İşte tabii. Onu diyorum ya sana. Kek yaptım ben. Yok hoşlanmıyorum. Ne hoşlanması bir günde ama ya? Ama bence onu hoşlanacak. Ya hayır ya kek yaptım ya. Ondan istedi. Başka bir kızla böyle kek bir şey olmadı sen falan dedim. Ben kek yaptım aynen. Sanırım. O da kekimi biraz böyle bozdu. Gamze yani bu eve geldiği zaman belki girişiyle çok iyi bir tavır sergilememiş olabilir burada. Herkese farklı farklı atışmalarda bulunmuş da olabilir. Arasından Alto abi bir tanışmak istediğini dile getirip kırmızı odaya çağırdığında Gamze'nin herhangi bir tepkisinin olmadığını söylüyor. Ben gene onu savundum olumsuz yani anlatabiliyor muyum? Bunu da geçtim ben. Sonra bir görüntü geliyor karşımıza. Herkes işte söz sahibi yine konuşuyor. Kemal bayağı ağır çıkışıyor. Ondan sonra diyor ki hani beni savunacak adam niye beni savunmuyor diyor. Alto ya abi işte de alakası ki, yok. Ben hangi konumda savunacağım? Nesiyim ben bu insanı? İlla bir konumda mı olmak zorundasın? Zorundayım tabii. Nasılsın? Ona da söyledim ben güzel kardeşim. Benim seni kanatların altına yani dedi şimdi, ya ben kanatların altına ne olarak gireceksin? Sana, bir şey mi değilsin? Sana bir şey söyleyebilir şey miyim? Hayır bazen, bak bu konuda şeysin bazen, kardeşim. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Karşındaki insanın sana belki duygusu olmayabilir. Sana karşı bir hoşlantısı olmayabilir. Ama senin tavırların belki ona İyi gelmiş olduğundan dolayı sana belli başlı tepkiler koyabilir. Eğer sen benim herhangi bir ilişkim yok. Zaten herkesin önüne ilişki çat diye gelmiyor. Yani. Sen belli başlı yaptığın savunmalardan sonra karşına bir ilişki geliyor. Ya tamam kardeşim anladın de bak. Mı? Sen eğer bir savunma gerçekleştirmezsen her söylenilen sözün arkasında duruyorum. Ben böyle zaten ilişki içerisinde değilim dersen. Evet. Zaten Gamze ile bir ilişki olmaz. Olmayacaksa da olmaz. Zaten tanımak istemediğini söyledi. Ben VTR'de de çıktı. Ne söyledim burada? Siz de dedim geçmişinde kötü şeyler yaşamış olabilir. Bu bana kötü davranacak anlamına gelmez. Ben burada zaten onu savunmuşum. Onun şey aklında derler, olmayan ayısını bulduk. Ekibinden. Kötülük imparatorluğu kurdular. Neden sen Tuğçe'ye bunu sormaya giderken Tuğçe'ye ayın bulundu.
Bence gitme, Tuğçe gitme. Bence de gitme. Yani, Tuğçe gitme. Tuğçe sakın gitme. Geleyim mi? Getirmişler. Aşkım ellerine buraya getirdiler. Gitme. Tamam aşkım söylüyor. Ellerine sağlık. Buraya getir. Tuğçe gitme. Ayıyı. Aha. Getirsinler. Dur açıklamasını yapalım ama. Ya ben söyledim ki onu onlara almamış. Açıklamasını yapalım. Gel götür. Bak iki adayım da burada. Ben gel gel ben çok güzel açıklamasını yapayım. Ya ben gelmiyorum. Gel, açıklamasını yapıyor. Abi siz de Gamze'den mi korkuyorsunuz orada? Gelsin yanıma ya. Abi böyle cümleler niye kuruyorsun? Niye korkuyorsun Gamze'den? Tamam gelen yanımda beraber çaldık. Tamam beraber çaldık. Gel. Ya. Abi orada şimdi geldiğim için. Sen konuşma ben de bakacağım. Biz bugün buraya geldik işte yanaşmadık. Kimdi? Muhatap olma. Ay konuyu hiç bilmiyordu. Onur bir güzel kemanı gazladı. Şov için buraya geldi. Çok şaşırdım. Gerçek şovcu sensin. Evet. Ya bırak ya sahte ilişkilerin adamı. Gerçek şovcu. Sahte ilişkilerin adamı. Şovcu seni. Biz ilk önce bir günaydın bir şey der insan. Bir selam verir. Yahu anladın gelinler mı? Eline. Bağırma çemkirme. Çemkiriyorum. Tamam, çemkiriyorum. Hadi hadi konuş. Çemkiriyorum. Konuş, ya hadi. Elinize ayı getirirsiniz ya kutu getirirsiniz ya bir gün sükürtü getirirsiniz. Bağırın kadını. Bir dakika. Ya sus ya. Hadi. Ne getirdin? Tokbalı yüzünü bile görmek istemiyorum. Neden bir kızı tanımaya çalışmıyorsunuz? Tokbalı getireyim mi? Ne? Bu kız neden bir gelin adayını tanımaya çalışmıyorsunuz? Tok balığı getireyim o zaman. Ay ne seni görmek Tuğçe'cim, istiyorum ne de seni ayılarını görmek senin istiyorum. Senin aldığın hediyen yaklaşık iki haftadır evde yok. Ve biz Onur'la bir şaka yapalım Akın'a dedik. Bu ayıyı almıştık. Ay, i̇şleri güçlü bize yemek şaka. Yapsın bu ayıyı diye. Aldığınızı Akın bana söylemişti zaten. Hı, tamam. Bizimkiler aldı. Değil hani biz bunu sana getirmemizdeki ama sen de belki ona iade edersin. O sana iade etti ya. Ben böyle al gülüm ver gülüm. İyi de bir şey söyleyeceğim. Kendisi getirsin ya tamam. Allah Allah. Yok yok bizim üstümüzden çıksın. Biz sana ayı teslim edelim de biz bir şaka yapmak istedik Akın'a. Anlatabiliyor muyum? Şakadan şakaya geliyorlar şaka programı. Ayını bırakalım iş bizden çıksın. Hani ancak gidersin. Anlatabiliyor muyum? Kalsın. Kalayım istiyorsan çok seviyorsun. Ama istemiyorum. Allah aşkına. Nefret ediyorum senden. Allah aşkına. Ya şakadan şakaya geliyorsunuz. Alın şu ayıyı da gidelim. Ulan abi bir şey olacak dur. Sakin ol. Onur o ayı şakadan şey şakaya koyarmış. Geliyorlar eve ya. Bakayım. Evin yolunu Onur. Bilmiyorlar. Aa, Onur duyun. Hadi görüşürüz. Haydi ancak gidersin. Hadi. Sahte ilişkilerin ya. Adamı. Sahte ilişkilerin adamı. Ya insan utanır be. Senin gibi daha hala sırıtıyor. Utanır utanır. Utanır. Sen niye bu kadar tepkisin? Kurban olsunlar sana aşkım. Sağ ol aşkım. Nasıl yürüyor bu? Sen niye bu kadar tepkisin? Ay bize? Gidiyorlar. Bir haftadır buradaydım ya. Bekle. Beni de al. Yok. Sen bu aklını koru. Benim aklım her zaman koru. Yerinde. Bir Didemler falan hariç sevgi canlar. Okey. Bir tane zaten var bu evde. Damatlar bugün yani Kemal ve Onur geldiler ve bizim eve Akın bana aldı. Oyuncak ayı getirdiler. Çünkü öncesinde Akın bana benim ona aldığım oyuncak arabayı getirmişti ve artık bunun sende kalmasını istiyorum demişti. Onlar da ona istinaden işte al bu da sende kalsın vermek istiyorsan ver biz almıştık falan dediler. Yani neden bu kadar bizim ilişkimizin içindeler hiç anlamış değilim. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ayı onları neden bu kadar ilgilendiriyor? Hiç amaçsız geliyor artık. Çok da yorum yapmak istemiyorum. Gamze havası aldık geldik abi. Bugün biraz Lodos vardı. Eşim. Daha bak daha böyle karşı karşıya geldik. Bir insan bir selam günaydın bir şey der demese bile olur da. Yok abi. Bir şey söyleyeceğim beyler bu arada Tankut abi Akın Tuğçe'ye yaptığımız şaka için ayı söylemiş. Ayıdan haberi varmış. Biz de ayıyı gidip teslim ettik. Çalmıştık ya ayıyı Onur abiyle kaybedip hani yemek yapsın diye. Hiç kaydı bile almadı bu arada. Ayıyı bile almadı. Dedi ki ben de al gülüm ver gülüm olmaz dedi. Ben de ayıyı önüne koydum. İster dedim ayınla yatarsın, ister dedim geri iade edersin. Ayı zaten ondaydı ya. Siz vay ayı vay. Bana getirirken o cümleyi kurmaları tamam, lazım. Tamam ben verdim kardeşim bizden çıktı. Ayı onun ayısı. İster sana olur yata, ister sana iade eder. Ayı sana al gülüm ver gülüm olmaz demiş ya. Ayıyı zaten o tarafta değil miydi? Evet. Değildi işte. Değildi. İki haftadır evde yok. Olmayan ayı görüyor. Ayı evde değil biliyorum. Hani bende değil ya ayı. Zaten o taraftaydı ya ha. Evin içinde. Ben almadım ya oradan. O yüzden diyorum hani tamam, al gülüm ver gülüm. Onun, senin o zaten ayıdan haberi çocuklar yoktu. Almış biliyorum ben ya. Ya ayılığı biz yaptık söyledim abi. Aldık kaldırdık işte ayı. Ayıyı umursamadım dedi aramızdaki bu kadar şeyden sonra dedi. Tamam yaptık bir ayılık kardeşim. Verdik işte ayı geri. Neyse ayı iyi miydi? İyi kardeşim Gamze'nin, işte.
Vallahi Seki abi Gamze gereksiz, gereksiz yere bozdu. Eski ilişkiler ha? Hakkında Gamze'nin konuşuyor. Eski öyle. Şeyler hala laf sokuyor. Ne? Ağır ağır cümleler kuruyor. Yani ona cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü, anladın mı? Konuşsan bir türlü, konuşmasan bir türlü. Yani ne kadar geliyor bize diyor ki burada bir sürü güzel kız var diyor. Ne yapıyorsunuz sarılmak için diyor. Tamam mı? Biz zaten siz ne yapıyorsunuz abi? Eleştirmekten başka, laf sokmaktan başka siz ne yapıyorsunuz? Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse.